Drogba. Diyarbakırlı Drogba, evet sayın seyirciler. Evet, karşı işlem yapıyorsunuz. Karşı işlem nasıl yapılıyorsa göstereceğiz. Ziraat Bankası'na geliyorsunuz. Evet. Karşı işlem. Bir yavaş yavaş anlatalım. Hesaba para yatırma. Başka hesaba. Başka hesaba. Lütfen kimlik numaranızı giriniz. TC kimlik numaranızı giriniz. Şimdi arkadaşlar görüldüğü gibi burası Ziraat Bankası. Ziraat Bankası'na geldiğiniz gibi efendim önce TC kimlik numarasına giriliyor. Karşı işlemle en az para yatırıyoruz. Evet. Ondan sonra ne? Yazın. Hesap numarasını yazıyoruz. Yok. Önce telefon numarası. Yaz abi, yaz benimkini yaz. 0530. 342. 62-85. Evet. Telefon yazdım. Lütfen hesap numaranızı giriniz ve giriş dışına dönünüz. Ziraat Bankası 1901. Evet. Daha sonra oraya 644. 02 15. He, orada boşluk zaten var. Orada 5001. Evet, biliyorsunuz. Evet, bu da çıktı efendim. Mehmet Ali Tekin kim efendim? Drogba'mız. Hesaba para öyle yatıyor. Evet. Devam deyin. Lütfen payınızı düzgün bir şekilde ekranda gösterin. Para böyle bırakılıyor. Ve giriş dışına basınız. Bak, girişe basılıyor. Çok pratik. Kart yok. Paranız tanımlanıyor. Lütfen bekleyiniz. İstediğiniz saatte Ziraat Bankası'na. Paranızın tutarı. 50 TL zaten yatıyor. Cep telefonu bir şey. Ha, şifre edecek. Evet, evet. Şifre bana geldi. Şimdi direkt telefonunuza bir mesaj geliyor. Pardon, Ziraat Bankası'na bir mesaj geliyor. Burada diyor ki, geçti burada ekrana yansıma oluyor. 103-822. Cep telefonunda onay geliyor, hesap doğru mu diye. Paranız yatırılıyor. Para yatırılıyor. Lütfen bekleyiniz. Para yatırılıyor şimdi. Yani arkadaşlar 2-3 dakikada Türkiye'nin her tarafında herhangi bir... Para yatırma işleminiz gerçekleşmiştir. Gerçekleşmiş para zaten. Masrafına ve de makbuz alıyorsunuz. Makbuzu da saklayın, onun olmaz diye. İşte Türkiye'nin her tarafında Ziraat Bankası'nda efendim işte 2-3 dakikada ATM'de TC kimlik numaranızla cep telefon numaranızı vererek rahatlıkla para yatırabiliyorsunuz efendim. İşlem bu. Çok pratik değil mi? Evet. Tamam.